Saha bölgesinden ve Rize'nin konuştuğu, istediği bir projeydi. Yaklaşık 15-20 seneden beri dillendirilen bir projeydi. Şehrin arka tarafa açılması, İnderland'ın genişlemesi, buradaki vadide yaklaşık 25-30 bin yaşayan vatandaşın şehirle daha kısa mesafede buluşması yahut da bölgelerinde yaşıyor olmaları anlamında, Rize'den hizmet almaları anlamında bu yol çok önemli bir mesafe kat ediyor. Ve belki de şunun da incelenmesi lazım. Genellikle yapılır bu çalışmalar. Belki de bu tünelin açılmasından sonra yukarıdaki bölgelerde kalan insan sayısının, yerleşik olarak kalan insan sayısının artışı bile 5-10 yıl sonra değişecek olduğuna inanıyorum. Oradaki coğrafyanın yeni yerleşim alanları olarak kullanılması, hemen akabinde başlayan işte TOKİ konutları bile bugün orada yeni bir hareketin, yeni bir yerleşim alanlarının açılmasına, daha nitelikli hale gelmesine sebebiyet verecek. Aynı zamanda teknik olarak tabii ki kısa bir mesafe, yaklaşık 8-9 kilometreye yakın buradaki alanı kısaltıyor. Şehrin içerisinde insanların akşam evine gitmesinde bizim de şehir içerisindeki trafiği rahatlatması açısından da çok önemli. Ama daha da önemlisi dediğimiz gibi şehir merkezinin çok büyük bir vadiye ve kısa bir mesafede geçecek olması, belki vadinin daha sonraki hedeflerinde de oradan başka vadilere geçebilmesi için yeni tünellerin, yeni yol akslarının da ortaya çıkması vesile olacaktır. Rize'nin bundan sonra yapacağı birçok yatırımda bu vadinin toprak alanları kullanılacaktır. Bu anlamda önemli Rize için. Ve biz tekrardan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Rize vekillerimize, Karayollarının değerli bakanına, çalışanlarına, bölge müdürümüze ve yerelde bu iş için gönül veren, çalışma yapan bütün dostlara herkese teşekkür ederiz. Sağ olun. Çünkü çok büyük bir heyecan duyuyoruz. 2014 yılında Sayın Reşat Kasap'ın belediye başkan adaylığı sürecinde 10 numara projelerimiz vardı malum. O projelerimizden bir tanesi de Salara Tüneli'ydi. 2014 yılında yaptığımız bu projeyi 2020 yılının sonunda bugün itibariyle tek tük olarak inşallah hayata geçiriyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah diğer tük de tamamlanacak. Peki buradan muradımız nedir diye soracağımız zaman, şehrin en önemli iki tane gelişim vadisi var, gelişim aksı var. Yani derinliği olan iki tane vadi var. Bunlardan bir tanesi Salarha Vadisi, diğeri de Pelivantaşı Vadisi. Bu iki vadiyi bir şekilde şehre eklemlemeye çalışıyoruz. Pelivantaşı bölgesinde malumunuz üzere bir güney çevre yolu inşa ederek ve özellikle de aşağı terminalden ta şeye kadar, Pelivantaşı'na kadar duble yol, oradan yukarıya da 14 metre genişliğinde bir devlet karayolu olmak üzere bir derinlik oluşturuyoruz. Salarha Vadisi'ni de aynı şekilde bu tünelle birlikte şehre entegre ediyoruz. Şimdi tünelin hemen çıkışından itibaren zaten ihalesini de gerçekleştirdik. Bir duble yol projemiz var. O duble yol projemizin de ihalesi yapıldı. Çok yakın bir zamanda inşallah firmaya yer teslimi de yapılacak. Ve duble yol çalışması da bu vesileyle başlamış olacak. Tabii şehrimizin kaderi bu. Bir taraftan da güzelliği bu. Arkamızda, sırtımızda hemen kocaman bir dağ var. Onun için gelişim planlarını çok doğru yönetmek lazım. Doğru kurmak lazım. Hakikaten çok heyecanlıyım. Ve büyük bir mutlulukla buraya geldim. Yani vaat etmiş olduğumuz şeylerin, verdiğimiz sözlerin gerçekleşiyor olmasını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü vatandaşlara verdiğimiz sözler var bizim. O sözlerin karşılığını da bugün itibariyle bir tanesini daha yerine getirmenin bahtiyarını yaşadığımı ifade etmek istiyorum. İnşallah bu projelerin devamı gelecek. Çünkü Rize gelişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, insanların ihtiyaçları değişiyor. Bu projeleri de biz vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun şekilde bina etmeye devam edeceğiz. Ayder'in kentsel dönüşümü, Ayder'in duble yolu, havalimanı projesinin tamamlanması, İdere Lojistik Merkezi'nin yapılması, Ovid Tüneli bağlantılarının tamamlanması, Rize bir taraftan çok ciddi bir turizm merkezine dönüşüyor. Diğer taraftan da önemli bir ticaret aksı oluşturuyor şu anda. Önemli bir hat üzerinde, hat üzerine oturuyor. Dolayısıyla gelebilecek yoğunluğu yönetebilecek gelişim planlarına ihtiyaç var. Yani Salarha Tüneli, işte Pelivantaşı duble yolu gibi önemli aksları bizim şu an itibariyle besleyip büyütmemiz lazım ve yönetmemiz lazım. Thank you.